Ne haber abi? İyidir. İşte hazırlık yapıyorum. Valiz falan. Abi. Hı. Ya şey diyeceğim. İş seyahatinden döndükten sonra acaba hep beraber bir şeyler mi yapsak? İlhami, Aslı'yı falan da çağırırız. Hep beraber. İlhami, Aslı. Evet. Aslı'yı bir kız. Sosyal. Çevresi de çok. Ya biliyorsun benim canım çok sıkılıyor evde. Olur. Tamam. Niye olmasın? İlhami de iyi bir insan. İki kardeş de yalnız aslında. Tuhaf. Yani ikisi de evlenmemiş. Vallahi Aslı'yı bilmiyorum da eğer İlhami evlenmediyse yani doktor çapkınlığından evlenmemiştir. Yok artık. Ne alakası var? Bence öyle birisi değil. Çok kibar, çok efendi. Bir kızı incitebileceğini hayatta düşünmüyorum. Sen ne geveliyorsun? Söyle bakayım. Hı? Yok bir şey abi. Ne geveleyeceğim? Nalan bize çok güzel dostluklar kazandırdı. İyi, öyle olsun. Neyse ben seni fazla tutmayayım. İyi geceler. Anne. Engin, yatmadın mı sen hala? Yatacağım birazdan. İşte hazırlıkları yaptım. İyi bakalım. İlk defa önemli bir toplantının içinde olacaksın. Göster kendini. Kenan oradayken mi? Dalga mı geçiyorsun? Kenan'ın orada olması hiç önemli değil. Onun yanında süs biberi gibi durma yeter. Azmi iyice formdan düştü artık. Ufak ufak ayrılır aranızdan. Şirkette hukuki olarak söz sahibisin. İleride bunu çok iyi kullanacağız. Ben bir sürü avukata danıştım. Hakkımızdan fazlasını alıp şirketin başına geçeceğiz. Kenan ufacık kalacak. Bu sözümü unutma. Anne, Selin'e biraz zaman ayır. Bu nereden çıktı şimdi? Kız çok yalnız. Görmüyor musun? Savruluyor. Engin. Selin kocaman kız. İsterse kendisine bir uğraş bulabilir. Hatta bir erkek arkadaş. Bunun için elinden tutup yol gösterecek değilim herhalde. Anne bak. Bu hayatta benim için senden ve Selin'den daha değerli hiçbir şey yok. Anlıyor musun? O yüzden kardeşime iyi bak.